Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugün 11 Ekim 2019 Cuma. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Erzincan'da öğrenciler Barış Pınarı Harekatı için destek yürüyüşü yaptılar. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği organizasyonla bir araya gelen öğrenciler, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için yürüyüş düzenledi. Düzenlenen yürüyüşe Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. Saat Kulesi önünde toplanan çok sayıda öğrenci, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, ne mutlu Türk'üm" diyene sloganları atarak dört yol istikametinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdüler. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'na destek için yürüyüş yaptıklarını dile getirdiler. Güneydoğusunda süren Barış Pınarı Harekatı sayesinde birçok yer teröristten arındırılıyor. Bu sebeple bütün askerlerimize minnettarız. Askerlerimize destek olmak vesilesiyle burada toplanmış bulunmaktayız. Ve unutulmamalı ki bu harekatta ülkemiz ve çevre ülkelerde barış ve huzuru sağlamak amaçlanmıştır. Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Ülkemizin en önemli gündemlerinden biri barış harekatı, ülkemizin geleceği için ve güvenliği için çok önemli. Ülkemizin en doğal hakkıdır sınırlarını savunmak. Bu yüzden Türkiye şu an orada huzuru ve barışı getirmek için mücadele veriyor. Biz gençler ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Allah milletimize zeval vermesin, çünkü buradan daha gidecek vatanımız yok. Vatan bizimdir ve savunmaya devam edeceğiz. Tarihler değişir, çağlar açılır kapanır ama zulmü kabul etmeyen İslam'ın sancaktarı, mazlumların umudu, Türk'ün kaderi değişmez. Değişmedi de. Dünyanın belki de en zor coğrafyasında uğruna döktüğü onca şehit kanıyla vatan yaptığı topraklarının yanı başında oluşan terör yuvalarını yıkmak, misak-ı milli ile çizilmiş sınırlarını korumak ve yine terör örgütlerince evlerinden, vatanlarından edilmiş onlarca insana daha huzurlu bir hayat sağlamak için zalimin üstüne gidiyoruz yine. Ve artık emperyalistler ve uşaklarıyla olan bin yıllık mücadelemizde yeni bir aşamadayız. Ülkemizin sınırlarında devlet kurma hayalinde olan teröristlere bomba olup yağmaya gidiyoruz. Dünyanın beşten büyük olduğunu tüm cihana ispatlamaya gidiyoruz. Yozgatlı Ali, Antepli Hasan, Erzincanlı Uğur ve daha isimlerini sayamadığımız nice yiğitler. Ezan deyince en önde koşan, bayrak deyince gözünü dudaktan sakınmayan, vatan deyince ağzından bir vatan daha çıkan sayısız kahraman. Kader onları bu kez hemen yanı başımızda, Suriye'de buluşturdu. Söz konusu vatandı ya, yine koştular. Yine hiç tereddüt etmeden koştular hem de.
anayı, babayı, canı, cananı geride bırakarak koştular. Hiçbir tehdide de kulak asmayarak elinizden geleni ardınıza koymayın diyerek göğüslerinde iman, dillerinde tekbirle koştular. Hani diyorduk ya, ya Rab muzaffer et bu son ordusudur İslam'ın, o orduymuş işte. Hani diyorduk ya Asım'ın nesli diye, o nesilmiş işte. Hani diyorduk ya Çanakkale'de dönmeyi düşünmediler diye, düşünmezlermiş gerçekten, gerçek. İlk gün giderlerken sordu gazeteci, ne söyleyeceksin ailene diye. Hiç tereddüt etmedi, sesi hiç titremedi Mehmet'imin. Beklemesinler dedi. Çünkü vatan bekliyordu. Çünkü Türk oğulsuz kalabilirdi, babasız kalabilirdi ama vatansız asla. Sevgili gençler, biliyorum ne Anadolu'yu vatan tutmak için Malazgirt'in kapılarına dayanan Alparslan'ı anlatmaya, ne Bizans surlarını döve döve çağ açıp çağ kapatan Fatih'i anlatmaya, ne de milli mücadeleye önder olmuş Gazi Mustafa Kemal'i anlatmaya. Saatler de yetmez sayfalarda. Ve biliyorum milli bilinci iliklerine kadar hisseden sizlere bunları anlatmak belki de kifayetsiz. Çünkü sizler çok değil, bundan sadece 3 yıl önce içimizden yetişmiş hainlere vatan, millet, demokrasi dersi veren, cadde cadde, sokak sokak kahramanlık destanları yazan o anaların, o babaların, kardeşleri, oğulları, kızlarısınız. Sizleri iman Ömer, ruhu halis, bileği demir bir nesilsiniz. İşte bu duygularla yetişen sizlerin, bu vatanın geleceği devletimizin bekası için sorumlulukları her geçen gün daha da artmaktadır. Dalgalansın diye hepimizin bir ucundan tuttuğu bayrağımız için, asırlardır hükmetmiş ve asırlarca var olsun diye her ferdimizin omuz verdiği devletimiz için, sizler de bundan sonraki öğrenim hayatınızda elinizden gelen tüm gayreti göstermelisiniz, göstereceğinizden eminiz. Çünkü yıllardan beri Türkiye, ümmete kurulmuş sinsi kuşatmaları artık yarma vakti ve yaracağız. Türk milletini ve tüm ümmeti düştüğü dar boğazdan kurtarmalıyız, kurtaracağız. Milletimizin etrafındaki zincirleri sizlerle kaldıracağız. Ve unutmayınız ki sizler beklenensiniz. Bugün kahraman ordumuza manevi desteğimizi bir kez daha göstermek için toplandık. İstedik ki şanlı bayrağımız okullarımızda, caddelerimizde ve şehrimizin dört bir köşesinde gururla dalgalansın ve binlerce gencimizin de cephelerdeki ağabeylerini her fırsatta hatırlasın, selamlasın. Sözlerimi sonlandırırken umuyorum ki tarih boyunca tüm oyunları bozan, karanlıkları dağıtan salalarımızın sizlerin sayesinde bayramlarımızın müjdecisi olmaya devam etsin. Vatan toprağı için şehadet şerbeti içmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken, tüm dünyanın gözü üzerinde olan Barış Pınarı Harekatı için cephedeki tüm askerimize, güvenlik güçlerimize de zafer diliyorum. Seferimizin kutlu bir zaferle taçlanmasını yürekten diliyorum. Ve biliyorum ki sadece biz değil, vefalı Türk geldi yine diyerek gözü yollarda olan, İslam sancağını özleyen tüm ümmet de dualarıyla birlikte bizlerle. Sizlere son olarak Trabzonlu şehidimiz Eren'imizin dediği gibi seslenmek istiyorum. İyi ki varsınız gençler, iyi ki varsınız Türkiye. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun burada yapmış olduğu konuşmasında Barış Pınarı Harekatımıza destek için burada toplanmış bulunmaktayız diye konuştu. Bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüzün planlamış olduğu Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla burada toplanmış bulunmaktayız. Türk ordusunun yıllar önce her zaman zaferle sonuçlandırdığı bir savaşa daha başlamış bulunmakta. Allah'ın izniyle bunu da zaferle sonuçlandıracağız. Kendilerine başarılar diliyorum. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise Erzincan'da gençlerimiz bir araya gelerek okullarımızı bayraklarla donatarak Barış Pınarı Harekatımıza desteklerini ifade edebilmek için Erzincan meydanında toplandılar. Gençlerimizi gururla, gözyaşıyla izledik. Onlarla gurur duyuyoruz diye konuştu. Az olduğu üzere Barış Pınarı Harekatımızın 3. gününe girmiş bulunuyoruz. Uluslararası hukuka uygun ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın kullanılması şeklinde cereyan eden bu harekattan amacımız hemen güneyimizde kurulmak istenen terör devletini, terör koridorunu parçalamak. Memleketimizdeki misafir ettiğimiz yaklaşık 3 milyon 600 bin civarındaki Suriyeli kendi vatanlarında yeniden iskan etmek,
ve güvenlik içerisinde yaşamalarını sağlamak. Bugün de Erzincan'ımızda gençlerimiz bir araya gelmişler. Bütün okullarımızı bayraklarla donatmışlar. Ve bu iradelerini, Barış Pınarı Harekatı'na olan destek iradelerini ifade edebilmek için Erzincan Meydanı'nda toplanmıştık. Biz arkadaşlarımızı gururla, gözyaşları içerisinde dinledik, izledik. Onlara da gurur duyuyoruz. Cephedeki bütün kahramanlarımızın gözlerinden öpüyoruz. Onlara muvaffakiyetler diliyoruz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla basın açıklaması yaptı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla basın açıklaması yaptı. Rektör Levent, "Allah Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman ordumuzun mensubu Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin," dedi. Huzur, güven ve refah parolasıyla yola koyulan şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, milli güvenliğimizi tehdit eden her türlü terör unsurlarını etkisiz hale getirmek ve yerinden, yurdundan edilmiş masum Suriye halkının yurtlarına emin bir şekilde dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Hareketi'ne hepinizin bildiği gibi başlatmıştır. Ülkemize yönelik her türlü terör faaliyetlerini bertaraf edecek bu harekatın, ulusal ve bölgesel huzurun tesisi ve temini yolunda hayati bir önem taşıdığı herkese malumdur. Bir yanda PKK-PYD, bir yanda DEAŞ, diğer yanda ise terör sevicileri. Dünya genelindeki bütün insanlık dışı uygulamalara karşı çıkan en dik ses ve vicdani tutumuyla sağduyunun temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarımızda olan bitene kayıtsız kalması düşünülemezdi. Bu Necip milletin göz bebeği şanlı ordumuz ve ulusal menfaatlerimiz için gün birlik günüdür. Gün onlar için dua günüdür. Allah Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman ordumuzun mensubu Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sayın seyirciler, çok uzaklarda değilsin, benimle sohbet edebilirsin e-konferans projesinin açılışı yapıldı. Çok uzaklarda değilsin, benimle sohbet edebilirsin e-konferans projesinin açılışı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Tan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar Lisesi'nde açılışı gerçekleştirilen Çok Uzaklarda Değilsin, Benimle Sohbet Edebilirsin e-konferans projesi ile ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, her ay inşallah bu çalışmalarımız devam edecek dedi. Saygıdeğer basın mensupları, hepinize hayırlı günler diliyorum. Şu anda Erzincan Güzel Sanatlar Lisemizdeyiz. 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapacağımız projelerinden bir tanesinin ilkini başlatmış bulunuyoruz. Projemizin ismi Çok Uzaklarda Değilsin, Benimle Sohbet Edebilirsin. İsminden de anlaşıldığı gibi çağımız İletişim çağı diyoruz, bilgisayar çağı diyoruz, bilişim çağı diyoruz, iletişim çağı diyoruz. Tabii ki bu çağın olmazsa olmazı iletişim araçlarını çok güzel bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Hayatımızda da hep öyle değil mi? Olması lazım olduğu kadarıyla bazı şeyleri kullanmamız lazım. Vücudumuzda, bünyemizde de bu böyledir. Bazı değerlerin olması iyi ama onların fazla olması ya da az olması bu işin yanlışına delalet eder ki burada bazı kitle iletişim araçlarını, interneti, bilgisayarı, televizyonu, telefonu çok fazla kullanmakla bağımlı olunur. Kullanmamakla ise teknolojiyi kullanmadığımızdan dolayı geride kalmış oluruz. İşte biz bunu ayarlayabilmek için iletişim araçlarından faydalanabiliriz. Nasıl faydalanabiliriz? Burada alanlarında belli bir noktaya gelmiş olan insanları tabii ki görmek isteriz. Görmek istemekle birlikte çocuklarımızla da görüştürmek isteriz. Öğrencilerimizle bir araya getirmek isteriz. Ama takdir edersiniz ki buna ne imkanlar yetebilir, ne zaman yetebilir, ne de mekanlar müsait olabilir. İşte az önce söylediğim gibi duygularımızı, düşüncelerimizi, bilgilerimizi ve haberleri
karşılıklı olarak kitle iletişim araçlarıyla çok daha fazla kişilere ulaştırabilmek için alanlarında mahir belli noktaya gelmiş ilim adamlarını, bilim adamlarını, sanatkarları, sporcuları, topluma mal olmuş insanları çocuklarımızla buluşturmak istedik. Çok uzakta değilsiniz, benimle sohbet edebilirsinizden maksat. İşte bu konuda belli bir altyapısı var. Milli Eğitim Bakanlığımızın ciddi bir altyapısı var. Az önce hocamızı dinledik. Bu altyapıyla ilgili olarak bundan istifade etmek üzere Milli Eğitim Bakanlığımızdan izin almak suretiyle işte ilkini başlattık. Her ay kendi alanlarında uzman kişileri okullarımızda telekonferansla buluşturmak maksadımız bu. İlkini İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Tan Bey'i çocuklarımızla buluşturduk. Maksadımız kendisi de aynı zamanda bir sanatkar, ney ustası, hem imalatı hem çalması hem programları, TRT Müzik'te de programları var. Maksadımız hem akademik başarıyı çocuklarımıza, hem sanatsal yöndeki güzellikleri çocuklarımıza, hem bu yolda yürürken karşılaştıkları sorunları aşabilmeyle ilgili çocuklarımızda bilgisini, birikimini, tecrübesini çocuklarımıza aktarması, çocuklarımızın da bu bilgi, birikim, tecrübenin ışığında gelecekle ilgili olarak yollarını seçmelerinde onlara mihmandarlık ve önderlik yapmak amacımız bu. Her ay inşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Arge birbirimize, okullarımıza ve bu çalışmamızda bize yardımcı olan öğretim elemanlarına zaman zaman görüşeceğiz, konuşacağız ve gerçekten çok daha güzel neticeler alacağımıza ben inanıyorum. Hepsine ve siz saygıdeğer basın mensuplarımıza çok teşekkür ederiz. E-konferans sistemiyle gerçekleştirilen ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Tan'ın katılım sağladığı proje öğrencilerin soru cevap kısmı ile devam etti. Cevap verebileceğim soru ama benim hikayem de şöyle. Yani biz bu sazları malumuz dolayısıyla bana sorulan sorular da ne üzerinde bulmuş? Erzincan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen meslek edindirme kursları yoğun ilgi görüyor. Yılda iki dönem olarak 9 farklı alanda ev hanımlarına yönelik kurslarda ev hanımları aynı zamanda bütçelerine de katkı sağlıyorlar. Erzincan Belediyesi bünyesinde Çalışma ve İş Kurumu ile Halk Eğitim İl Müdürlüğü'nün destekleriyle dezavantajlı ailelere yönelik olarak açılan erme kurslarına eşleri vefat etmiş veya eşlerinden boşanmış 26 bayana yönelik olarak örgü kursu veriliyor. Ermek kurs öğreticisi Gülay Bedir Demir kurslar ile ilgili olarak bilgiler verdi. Eğiticiyim. Örgü kursu veriyoruz burada. Artı bebek örgüleri ve bebek yapımı. Şişte bebek örüyoruz. Sınıfımız özel bir sınıf. Özel olmasının nedeni eşleri olmayan 26 tane bayan var şu an sınıfımızda. Yarı yarıya boşananlar, yarı yarıya da eşleri vefat edenler. Bir diğer özeli de diğer kurslarımız 3,5 ay sürüyor. Benim şu anki öğrencilerimin kursu 5,5 ay sürüyor. İşkur Belediye destekli bir kurs. Kurs bitiminden sonra tekrar başvurmaları için 6 ay geçmesi gerekiyor. Öğrencilerimiz bunun devamını istiyorlar. Nedeni ise hiçbirinin geliri kendilerine yetmiyor, düşük seviyede. Birçoğunun zaten eşi yok, vefat etmiş. Onlar az cüzi bir miktarda maaş alıyorlar. Eşlerinden boşananların ise nafaka bile alamayanlar var, çocukları var. Bunların kendi ayaklarının üzerinde durması için mecburen bu kursların uzatılmasını istiyorlar. Hürriye Kayan. Evet, ne yapıyorsun bu kurs yerinde ablacığım? Kurs yerinde örgü yapıyoruz. Başka? Ondan sonra gider geliriz hocamızdan, Allah razı olsun. Biz burayı devamlı istiyoruz. Yani şu an devam edeceğini yetkililer evet. Bize de söyledi. Evet, devamlı istiyoruz. Bizim kimsemiz yok ya hocam, ondan istiyoruz. Ben Cemile Ceylan, Sayın Valimizden, Sayın Belediye Reisimizden, Devlet Başkanlarımızdan, Büyüklerimizden
Allah razı olsun, bize çok yardımcı oldular maddi manevi. Ama buradaki çalışan, boşanan gençlere artı sigorta istiyoruz ve gelecekleri biraz sağlıklı ve yani hastanelerden yararlansınlar diye. Bir de gelecekleri daha iyi. Çocukları belki kendileri kocalarından, babalarından maaş alıyorlar ama çocukları yararlanamış. Ve eşimden ayrıldım. 2 yaşında bir evladım var. Eşimden nafaka almıyorum. Yani çocuğum için nafaka vermiyor eşim. Valimizden ve belediye başkanımızdan ricamız, bu mağdur aileler, annelere, hani ya hanımlara bir iş imkanı sağlamasını istiyoruz devamlı olarak. Sigortamız yoktur. Hani çocuğumuzu hastaneye götürdüğümüz zaman hep ücret ödüyoruz. Ailemin yanında duruyorum. Ailemin, babam da emekli. Onlar ancak kendi durumlarını karşılayabiliyorlar. Yani çok mağdur durumdayız. Yani bu eşinden ayrılmışlara, çocukları olanlara, gençlerimize bir iş imkanı, devamlı olarak bir iş imkanı sağlamalarını istiyorum. Ben burada sağ olsun belediyenin bize yaptığı bir şeyden biz de bir faydalanıyoruz. Ben 6 senedir eşimden ayrıyım. Hem bizim durumumuz hiç iyi değil. Buraya geldim işte büyük kötü. Biraz bir şeyler kazanıp evime götürüp bir ekmek parası götürebiliyorum yani sonuçta ama tabii benim çocuklarımı hem annesi oldum hem babası oldum. Kaç çocuğunuz var? 2 oğlum var. Oğlumun biri zaten askerliğini tam yapamadan psikolojik bir sorun yaşadı. Ondan dolayı askerliğini 1 ay kalmaya bıraktı yani çocuğun psikolojisi bozuktu diye. Ben onun böyle bağırma basarak yani elimden gelen bütün müdahaleyi yapmaya çalıştım ama yine de başaramadım yani ama yine de tabii biraz iyi yani çok şükür. Yani ben belediye başkanından, başkanımızdan, valimden ben istiyorum. Şu anda kirada oturuyorum. Durumum iyi değil. Az su parası, elektrik parası, kira parası, yeme parası. Ben altından kalkamıyorum bir bayan olarak. Ya benden ondan destek bekliyorum. Eğer benim sesimi duyarsa istiyorum yani gerçekten. Ve onlara da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar da biz de buraya kadar geldik de onların sayesinde biraz bir ekmek götürüp de elimize çocuklarımızla helalle yiyoruz yani. Onlardan tek ricam yani tüm bayanlar da olsa belki kimse konuşamıyor, kimse belki açılıp da derdini söyleyemiyor ama ben mecbur artık söylemek zorunda kalıyorum. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.